Çocuklarının her anını sosyal medyada paylaşan aileler onları nasıl bir tehlikeye attığının da farkında değil. Üstelik bunu yapanların sayısı azımsanmayacak ölçüde. Peki beğeni uğruna yapılan bu paylaşımlar çocuklara nasıl zarar verebilir? İşte o tehlike ve korunma yolları. Çocuklar ilk doğduğu andan beri paylaşıyorlar. Ha, ultrason fotoğraflarını paylaşanlar bile var. Yürümeleri olsun, koşmalar olsun, okula başlamaları olsun her zaman paylaşıyorlar. Ultrason fotoğraflarıyla başlıyorlar. İlk gülüşleri, ilk adımlarına kadar her anını paylaşıyorlar. Aileler bu şekilde çocuklarını tehlikeye attıklarının farkında değil. Sürekli paylaşanlar var yani iyi bir şey değil. Yanlış paylaşmalar doğru değil ama bir şey de diyemiyoruz. Evet öyle de yanlış yapıyoruz. Yani hepimiz yapıyoruz bu konuları. Çocuğunuzun fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor musunuz? Bazen. Peki hesabınız herkese açık mı? Evet. Ordu Üniversitesi ailelerin sosyal medya paylaşımlarını inceledi. Ebeveynlerin %68'inin çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı, üstelik çoğunun hesabının herkese açık olduğu belirlendi. Son dönemlerde ebeveynler çocuklarının fotoğraflarını fütursuzca paylaşıyorlar. Bu da birçok tehdidi bünyesinde barındırıyor. Pedofillerin, cinsel sapkınların var olduğunu da ifade edebilmek gerekiyor. Bunlar özellikle açık profilleri çok aktif bir şekilde takip edebiliyorlar. Bu çocuklar için sakıncalı. Ya paylaşmasınlar. Çünkü etrafta çok fazla iğrenç insan var, öyle söyleyeyim. Beğeni uğruna yapılan paylaşımlar güvenlik açısından tehlikeli. Çünkü çocukları kötü niyetli kişiler için doğal hedef haline getiriyor. Sanal ortamda sapkınların da riski söz konusu. Çocuklar açısından büyük potansiyel tehdit oluşturacaklar. Uzmanlar anne ve babaların çocuklarının fotoğrafını sosyal medyada paylaşmalarından yana değil, üstelik bu fotoğrafların yanı sıra konum bilgisi paylaşanlar da var. Her anını, her gününü sosyal medyada çocuklarıyla birlikte yaşayanlar var. Bu kişiler çocuklarını farkında olmadan tehlikeye atıyorlar. Fotoğraflarla birlikte konum bilgilerinin paylaşılması tehlikeyi kat be kat arttırmaya başlıyor. Çocuklarının hangi hastanede doğduklarını, hangi okula gittiklerini, hangi parkta oyun oynadıklarını bile paylaşabiliyorlar. Paylaşıma eklenen konumlar yani okuduğu okulun ya da oyun oynadığı parkın adresi gibi bilgiler pedofili bireylerin çocuğa erişimini kolaylaştırıyor. Cinsel bir saldırı için zemin oluşturuyor. Peki bu tehlikelerden korunmak için ne yapılması gerekiyor? Profil bilgilerinin gizlenmesi son derece önemli. Konum bilgilerinin paylaşılmaması bu dönemde mühim ve tabii ki konum bilgileriyle birlikte gittikleri yerleri paylaşmamak büyük önem arz ediyor. Beni duyan varsa buradan profilinizi gizli yapın. Gizlilik her şeyde önemli. Hesaplarınızı gizli yapın mümkün mertebe. Dediğim gibi bizim onay verdiğimiz insanlar arkadaş olabiliyor. Yani belirli bildiğim arkadaşlarım zaten. Bilmediğim insana devamlı istek gönderiyorum ama kabul etmiyorum. Herkes açık değil. Sadece belirli arkadaşlarım açık yani. O kadar. Bu şekilde korunabiliyorsunuz. Evet, aynen kesinlikle.